Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgemiz Mezopotamya kültürünün bir parçasıdır. Mezopotamya dendiğinde M.Ö. 9500 yıllarına kadar uzanan dünyanın en eski, en köklü uygarlıkları akla gelir. Bunlar başta Sümer, Elam, Akat, Babil, Hitit, Asur uygarlıklarıdır. Bu bölge yukarı Mezopotamya toprakları içine girer. Mezopotamya kültürünü besleyen bir de Anadolu kültürü vardır. Bunlar Güneydoğu Anadolu bölgemizde adeta kaynaşır, renkli bir bütün olur. Bölgenin geçmişe ışık tutan illerinin başında Urfa gelir. Balıklıgöl, Halil Rahman Camii, Göbeklitepe Höyüğü, Nemrut Dağı, Kahta Kalesi, Malabadi Köprüsü, Cendere Köprüsü, Hasankeyf, Belkıs Harabeleri, Halfeti, Diyarbakır, taş yapılarıyla Mardin şehri eşsiz kültürel değerlerimizdendir. Peygamberler şehri olarak bilinen Urfa Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransızlara karşı gösterdiği olağanüstü direnişin ödülü olarak şanlı sıfatını kazanmış. Adının başına eklenmiştir. Antep şehri de benzer süreçten geçmiştir. Şehir 1. Dünya Savaşı'nın ardından kuşatılmış, ancak burada yaşayan halk ordudan yardım dahi almadan kendi gücü ve azmi ile Fransızları topraklarından kovmuşlardır. Kurtuluş mücadelesinin ardından Atatürk bu kahramanlığa kayıtsız kalmamış ve meclise bu şehre gazi unvanı verilmesini önermiş. Önerisi kabul edilmiştir. 1921 senesinde Antep Gazi unvanını alarak Gazi Antep olmuştur. Güneydoğu Anadolu'nun etli ve acılı yemekleriyle, kebaplarıyla, lahmacunlarıyla kendine özgü bir mutfak kültürü vardır. Her bölgenin olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinin de kendine has halk oyunları mevcuttur. Yörenin en yaygın halk oyunları üç ayak, sevda, dokuz okkalı, ağır halay, tırpano, dokuzlu, lorke, tırge, pekmezo, simsimi, Hasan Dağlı, düz halay, dik hava, ağır gouçuk, galüç, deriko, ağır malatya, berde, ağır hava, kudaro halayıdır. Bu oyunlar eskiden gerçekleşmiş olaylardan, yörenin davranış şekillerinden, öykülerden, inançlardan derlenerek hayat bulmuştur. Yöre halkı tarafından halen aynı coşkuyla, ruhla oynanmaktadır. Nemrut Efsanesi. Efsaneye göre eski zamanların birinde Urfa'da Nemrut adında bir hükümdar yaşar. Zalim bir hükümdardır bu. Kendini öyle büyük, öyle kudretli görür ki çevresindekilere yüksek sesle şöyle der: "Benden güçlü kimseyi tanımıyorum." Bu kibirli haykırışını Tanrı duyar. Hükümdar da olsa ne kadar zayıf bir kul olduğunu ben ona göstereceğim der. Nemrut kafa tutmalarını sürdürür. Tanrı bir kez daha öfkelenir. Hem de en küçük, en cılız canlıyla onun dersini vereceğim. Ardından en küçük canlılardan biri olan sivrisineklere buyruklar gönderir. Hemen yanıma gelsinler. Nemrut olacakları duyar. Duyar da isyanını sürdürmeye devam eder. Üstüme sivrisinekler göndermek ha? Ordulara hükmeden bir hükümdar olarak gülerim ben bu fikre. Nemrut gerçekten de başlarda biraz güler ama bir süre sonra içine korku düşer. Ne olur ne olmaz der. Tüm ordularım silahlanıp yanıma gelsinler. Önemli noktalara nöbetçiler, muhafızlar yerleştirir. Sivrisinek ordusu çok sürmeden Nemrut'un askerleriyle karşılaşır. Sivrisinekler askerlerin, komutanların bindikleri atların, katırların kulaklarına, burunlarına girerek hepsini perişan ederler. Orada da kalmazlar, beyinlerine kadar ilerlerler. Durumun tahmin ettiğinden de kötü olacağını anlayan Nemrut kendisini sarayına zor atar. Kapısını kilitletir. Bacayı delikleri sıvatır. Karanlık izbe köşelere saklanır. Topal sivrisineklerden biri hükümdar Nemrut'la savaşmaya yetişememiştir. Sivrisinekler ordusunun dışında kaldığı için üzgündür. Topal sivrisinek Tanrı'ya yalvarır. Ya Rabbi ben savaşa yetişemedim. Topallığım engel oldu. Bana ayrı bir görev verin. Onu yerine getirmek istiyorum.
Tanrı ona şu yanıtı verir. Seni hükümdar Nemrut'un yok edilmesi için görevlendiriyorum. Git onu bul. Gerekeni yap. Topal sivrisinek sabırlı ve kararlıdır. Yolum uzak demez. Nemrut'u bulmak için yollara koyulur. Hükümdarın sarayına saklandığını öğrenir. Anahtar deliğinden girerek Nemrut'a ulaşır. Ulaşır ulaşmaz da saldırır. Ata, katıra yapılanları o da hükümdar Nemrut'a yapar. Nemrut'un kafasının içinde önce bir kaşıntı başlar. Sonra müthiş bir ağrı. Bu dertten kurtulmak için tüm hekimleri çağırır. Beni bu topal sivrisinekten kurtarın diye buyruklar verir. Hekimler çok uğraşmalarına karşın bir çözüm üretemezler. Hükümdar Nemrut son çare olarak keçeden bir tokmak yaptırır ve bir asker görevlendirir. Başı ağrıdıkça asker o tokmakla kafasına vuracaktır. Bir süre iyi gelen bu yöntem az sonra iyi gelmez olur. Nemrut keçe tokmağı değiştirir. Onu tahtaya dönüştürür. Bu defa da askere başını tahta tokmakla vurmasını emreder. Bir süre sonra da o ağrılarına iyi gelmez olur. Hükümdar Nemrut bu defa onun yerine demir tokmak yaptırır. Başına onunla vurmaya başlarlar. Bir süre bu da iyi gelir ama kısa süre sonra demir tokmağın demirden darbeleri de çaresiz kalır. Ağrıları bir türlü dinmeyen hükümdar Nemrut askerine buyruklar verir. Vur ha vur, vur ha vur, vur ha vur. Asker de vurdukça vurur. Nemrut sonunda helak olur. Nemrut'un vur ha vur sözlerinin zamanla Urfa'ya dönüştüğü, şehrin adının o günden sonra Urfa kaldığı rivayet edilir. Bilginiz olsun. Nemrut. Nemrut'la ilgili birkaç efsane daha vardır. Nemrut tüm efsanelerde olumsuzluğun simgesi olarak anlatılır. Bu durum Nemrut sözcüğünün halk arasında kötü, lanet, çekilmez gibi anlamlarda kullanılmasına neden olmuştur. Kara koyun efsanesi. Kara koyun sana 3 gün tuzlar yedirdim. Yedirdim de ciğerini ağrılarla bitirdim. Seni aldım su başına getirdim. İçme koyun, içme suyu dön geri. Şimdi sözünü tutmanın tam yeri. Kara koyun türküsü kaval sesi kadar yanık ve içlidir. Anadolu insanının doğayla bütünleşmesinin, doğa sevgisinin güçlü ve özgün örneklerinden biridir. Kalkmış, yürümüş üzerine kara duman bir
Gelelim Kara Koyun efsanesine. Yüzlerce koyunu olan şanı büyük bir Yörük Beyi vardır. En lezzetli otların, çiçeklerin, suların olduğu yerlerde otlatır sürülerini. Bey sütün, yağın, peynirin, kaymağın en özlüsünü o otlaklardan alır. Yörük Beyi bir bahar mevsiminde güzel bir köyün kenarına çadır kurar. Buranın da suları duru, otları özlü, dağları kekik kokuludur. Bey'in çok güzel bir kızı vardır, ince belli, uzun boyludur, tatlı dilli, güzel huyludur. Bir sürü koyunu, kuzuyu, kurda, kuşa kaptırmadan tek başına otlatır. Her zaman her yerde babasına yardım eder. Kızın çalışkanlığı, becerisi gibi güzelliği de her gittikleri yerde dilden dile dolaşır. Köyden bir delikanlı da koyunlarını, kuzularını aynı dağlarda otlatmaktadır. Bu delikanlı da yakışıklı mı yakışıklıdır, uzun boylu, geniş omuzludur. Çatal yüreklidir, merttir. Çoban kız, çoban oğlan, o dağ senin, bu vadi benim koyunlarıyla, kuzularıyla dolaşırlarken bir gün göz göze gelirler. Gözlerde yanan ışıklar bir anda parlar, yüreklerde kor olur. Sevdaların en belalısı olan kara sevda gelip gençlerin yüreklerine oturur. Kızla oğlan o günden sonra kekik kokulu, su şırıltılı, kuş sesli dağların gizli köşelerinde buluşmaya başlarlar. Buluşurlar ama doğru dürüst konuşamazlar. Dilleri tutulur, başlarını önlerine eğip ancak nefeslerini dinlerler. Delikanlı kıza söylemediği sevdasını türkülerine aktarır. Meleme koyun, meleme vazgeç kuzundan. Çok analar ayrı düştük kızından. Türkünün yetmediği yerde yeniden kavalına sarılır. Delikli kamıştan dökülen her name yüreklerin pasını açar. Uykuda olanları uyandırır, sevgiye susamışları, derin aşkları çağırır. Kavalın namelerinden etkilenenlerin başında yörük kızı da vardır. Rüzgar o melodiyi her kapıp getirdiğinde yangın yerine dönüverir yüreği. Kızla oğlanın ırmak boyundaki, su kıyılarındaki, ağaç altlarındaki buluşmaları giderek çoğalır. Koyun kuzu melemelerine, kaval sesine, türkü ezgilerine karışan bu buluşmalar çevredeki insanların gözlerinden kaçmaz. Çoban kızla çoban oğlanın sevdaları ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılır. Gider, Yörük Bey'inin kulağına ulaşır. Gün görmüş, devran sürmüş, sevdalar çekmiş bey, kızının kapıldığı sevdayı önceleri kızsa da çabuk yatışır. Çünkü aynı yaşlardayken benzer bir sevda kendisinin de başından geçmiştir. Kızıma sevdalanan o yürekli delikanlı yanıma gelsin de göreyim der. Sevdalı çoban utana sıkıla beyin karşısına çıkar. Bey delikanlının boyuna, posuna, tavrına baktıktan sonra sana bir şartım var der. Onu yerine getirebilirsen kızımla evlendiririm seni. Hem de sana 5 kuruş masraf ettirmeden. Buyurun beyim, emredin der delikanlı. Senin bir kaval ustası olduğunu duydum.
Bir zamanlar ben de çaldım o kavalı ama senin kadar şana, şöhrete ulaşamadım. Kavalla ilgili bir sınavdan geçireceğim seni. Bu sınavı başarabilirsen kızımı vereceğim sana. Başaramazsan bir daha hiç uğrama köyümüze. Emredin beyim der çoban. Her şey sizin dediğiniz gibi olacak. Şartım şu. Adamlarım senin koyunlarını bir avala kapatacaklar. Tam bir hafta onlara tuz verecekler. Sonra da koyun sürüsünü köyün altından geçen ırmağa bırakacaklar. Sen orada kavalını çalmaya başlayacaksın. Susayan koyunların hiçbirine su içirmeyeceksin. Onları yüzdürerek karşı kıyıya geçireceksin. Bunu başarabilirsen kızımla evlenmeyi hak etmiş olacaksın. Beyin şartının çok çetin olduğunu anlar delikanlı. Buna karşın fazla düşünmeden kararını verir. Tamam beyim, şartınızı kabul ediyorum. Yörük Bey'in adamları tam bir hafta tuz yalatırlar koyunlara. Sonra da avalın kapısını açarlar. Susuzluktan koyunların yüreği yanmıştır. Kapılar açılır açılmaz ırmağın yerini bilen koyunlar meleşerek suya koşar. Delikanlı o anda kavalını belinden çıkartır. En içli, en yanık havaları çalarak müziğin büyülü diliyle koyunlarına seslenir. Kavalın yanak sesini duyan koyunlar suyun başına koşarlar. Bir an için susuzluklarını unutarak derin nameleri dinlemeye başlarlar. Çobanın ne söylemek istediğini anlarlar. Bir yudum su içmeden kendilerini ırmağa atar, yüzerek karşıya geçerler. Yüzlerce koyunun içinde tek kara koyun yapmaz bunu. O ırmağın kenarında bir süre durur. Başını eğip suya yaklaşır, dudaklarını suya yaklaştırıp çeker. Yaklaştırıp çeker, bir suya bir çobana bakar. Tam o sırada kavalına yeniden yüklenir delikanlı. En duygulu, en yanık havaları onun içine bir kez daha üfler. Şu sözleri de kavalının sesine ekler. Koyun, seni yaylalara çekeyim. Kınalı taşları tuzlar dökeyim. Kara koyun yeniden bir çobana bir suya bakar. Ne yapsam der gibi uzun uzun meler. Bir haftadır yaladığı tuzlarla ciğeri yanmaktadır. Dupduru ırmağın suları ise beni iç dercesine önünde çağıldamaktadır. Çok sevdiği çoban ise kavalın içine sevdasını üflerken bir yandan da ona içme diye yalvarmaktadır. Dudaklarını billur gibi serin suyun üstünde gezdirir. İçeyim mi içmeyeyim mi diye kararsızdır hala. Kara koyun ağzını yine suya yaklaştırır ama içmez. Diğerleri gibi o da yüzerek karşıya geçer. Kara koyunun dudaklarını suya değdirip çekmesinin ve suyu içmemesinin nedenini daha sonra anlarlar. Delikanlı ile kızın gizli buluşmalarında onları sürekli izlemiştir kara koyun. Görmüştür ki sevdası içine sığmaz olduğu anlarda elini uzatıp saçının teline dokunamasa da bin bir tereddütle dudaklarını uzatıp kızın yanaklarına kondurur gibi yapıyor. Kara koyun da aynısını yapmıştır, yani onları taklit etmiştir kendince. Sürü karşı kayaya geçince aferin evladım der Yörük Bey'i çobana. Gerçekten yamanmışsın. Çok zor olan şartımı hakkıyla yerine getirdin. Kızımın eşi olmana izin veriyorum. Düğünlerinizi ben kendi elimle yapacağım. Hemen düğün dernek kurulur. Türkmen aşireti ve köy halkı büyük bir coşkuyla düğün şenliğinde buluşurlar. Kavallar, sazlar, tamburlar hep dertli nameler çalacak değiller ya. Bu kez de en neşeli, oynak havaları çalarlar. Bu havaların hakkını vermek için el ele tutuşan kızlar, oğlanlar oyuna, halaya dururlar. Diz vurup el şaklatarak meydanlarda dönerler. Yerler, içerler, eğlenirler. İki gence dünya evine yolcu ederler. Bilginiz olsun. Dünya evi. Evlenme sonucu kurulan ev. Bu deyiş kurulan evin kutsallığını anlatır. Yörük. Köken itibariyle yürümekten oluşan bir sözcüktür. Çoğunlukla geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Türkmenler için kullanılır. Yörükler genelde çadırlarda yaşarlar. Fırat Irmağı Efsanesi. Su canlılar için hayati değere sahip bir kaynaktır. Suyu gür ve temiz ırmaklar daha da değerlidir. Hele de suyun az bulunduğu sıcak iklimlerde, kurak topraklarda, örneğin Hindistan'daki Ganj Nehri kutsal bilinir. Kutsal sayılmasının nedeni suyun o toprak için taşıdığı önemden kaynaklanır. Fırat cennete akar diyenler bunları düşünmüş olmalılar. Fırat'ın adı kutsal din kitaplarında da geçer. Suladığı toprakların adı Mezopotamya'dır. Dünyanın en eski yerleşim alanlarındandır.
Mezopotamya iki nehir arası anlamına gelir. İki nehrin birisi Fırat, diğeri de Dicle'dir. Kutsal kitapların tasvir ettiği cennet bahçesi Fırat ve Dicle ırmakları arasındadır derler. Efsaneye göre Fırat'a adını veren Eporet'tir. Aksurtas adında tek bir oğlu vardır. Bu delikanlı annesinin yanında uyurken baba Eprotes onları uzaktan görür. Karanlıkta tanıyamadığı oğlunu yabancı sanır. Öfkeden gözü körelir. Bilmeden öz oğlunu öldürür. Baba Eprotes yaptığı acı hatayı gün aydınlandığında fark eder. Biricik oğlunu kaybettiği için öyle kederlenir ki kendisini Medos ırmağına atar. O günden sonra Medos ırmağının adı Eporetes olur. O da değişerek Fırat'a dönüşür. Su, hayat olduğu kadar kültürdür de, uygarlıktır, medeniyettir, barıştır, ışıktır. Mezopotamya'ya hayat veren Fırat'ın coşkulu suları hiç azalmasın, hiç kirlenmesin. Bu toprakları sularken barış, sevgi, dostluk taşısın. Bilginiz olsun. Efsane gü, masal efsane anlatan kimse. Efsane perdas, masal efsane anlatan medda. Efsane nüvis, efsane yazan kimse. Efsanevi, efsanelere konu olabilecek kişi, yer, olay.